Atilla'nın tarih sahnesine çıkması çok enteresan. Film gibi aslında. Amcası Rua'dır. Hükümdar amcası aslında. Amcası ve ölüyor. Ve öyle uğraştırmıştır ki Bizans'ı Doğu Roma'yı sefer hazırlığındadır. Ve kutlamalar yapılıyor. Büyük bir beladan, dertten kurtaldıklarına dair. Barış görüşmeleri var. Yarım kalmış. Ve gidiyorlar. Nasıl olsa Rua'dan kurtulmuş. Rua diye birisi yok. Atilla'yı tanımıyorlar. Bizans'a öyle bir mesaj veriyor ki Doğu Roma Sarayı'na at üzerinde elçileri karşılıyor. At üzerinde hiçbir görüşme yaptırmıyor. İsteklerini anlaşma şartları olarak kabul ettiriyor. Doğru ama şaşkınlık içerisinde ve kim bu Atilla? Hükümdar da değil. Hükümdar. Kim? Tanımadıkları biri. Kim bu Atilla? Ve Atilla'nın macerası öyle başlıyor. Ve iki türlü hem Bizans'a mesaj veriyor hem de isyana teşebbüs eden aileden kişiler var. Mama ve Attakam isimli. Bizans'a sığınanlar. Mama ve Attakam diye. Bizans'a sığınanlar. Mama ve Attakam. Attakam. Evet. Bunlar Hun. Hun. Bunlar hain. Doğu Roma'dan teslim alıyor bunları. Ya kaza oturtuyor Atilla bunları daha sonra. O daha sonra değil, anlaşmanın yapıldığı yerde. Bütün halkın göz önünde. İdam ettiriyor. İdam ettiriyor, kaza İdam ettiriyor. Orada geçen şey idam ettiriyor. Ben kaza oturttu diye duydum. Onu bilemiyorum. Yani uzmanı sensin, sen ne dersen. Yani kaza oturtmak idam değil mi? Hayır. O masaj yaptırıyor Çin usulü, çivilerin üstüne oturtacak. Ama neticede öldürüyor ve öyle bir hem anlaşma... Hem o iki idam öyle bir karizma oluşturuyor ki. Ve ondan sonra Atilla çağı başlıyor. Ha öldükten sonra... Yani aslında kısa da hükümdarlar. 434 saysan 18 sene. 434-452. 18 sene. Evet. Ama... Unutulmayan bir isim bırakmış yani 1500 sene önce. Müthiş. Yani öyle bir isim ki bugüne kadar yaşayan ve onun üzerinde efsaneler hatta fikri kutuplaşmalar olan bir isim. Bırakmış. Peki en çok merak edilen şeylerden birisi. Atilla'nın mezarı nerede? Evet. Yani öldükten sonra ilginç bir şekilde gömülüyor. Evet. Müthiş bir cenaze töreni düzenlenir. Tabutu altın, gümüş ve demirden birbirinin içine geçmek suretiyle bir tabuta konur. Bir nehrin yatağı değiştirilir. Nehre gömülür. Ve mezar kaybedilir, bağbarlar dikilir vesaire. Büyük bir cenaze yemeği, strava denilen büyük bir cenaze yemeği verilir. Ve o günden bugüne mezarı bilinmemektedir. İşte hangi bölge olduğu belli mi? Tahmin edilen Macaristan'daki Tisa Nehri var ya. Evet. O Tisa Nehri civarına onun yatağı değiştirilip gömüldüğü söyleniyor. Ama çok net değil. Ve derler ki işte... Ya, affedersin, Tisa Nehri dediğin Boğaz'ın yarısı kadar bir nehir. Bazı yerlerde Boğaz kadar oluyor. Yeri, yani bulunması mümkün değil. Çok son bir nehir ya. Nasıl sene, onu yapıyorlar? Geçen sene mi, ondan önceki sene mi Romanya taraflarında bir tepede mezar bulun diyor. Bunun Atilla'nın olduğu vesaire iddia edildi, söylendi ama mümkün değil Atilla'nın mezarını bulmak. Hocam şu resim şimdi ekranda göstereceğiz. Atilla mı? Priskus'un çizdiği diyorlar. Resim var mı? Yok, hani? Resim yok. Orijinal resim yok. Hep orijinal resim yok. Değil yani, değil mi? Ekranda görüyoruz şimdi. Ha, bir yok, seyircimiz değil, göndermiş. Değil. Değil. Daha zaten, çok Priskus'un çizdiği gibi düşünülen öyle bir çizim yok da. O dönemin çizimi şeyde, değil zaten tabii ki. Macaristan'da Atilla'ya istinaden ekeller yapılmış. Hep ondan alınma resimler. Ama bu resim falan değil kesinlikle. Şeyler bilinmiyor. Ve daha sonraki kaynaklar tasvir ederken gerçek Atilla'yı tasvir etmiyor. Hep sevimsiz, adeta bir ucube tipi ortaya çizmeye çalışıyorlar, potre çizmeye çalışıyorlar. Ve enteresan nokta, bütün olumsuz bilgileri veren çağdaş kaynaklar değil. Sonraki. Hep daha sonraki kaynaklar. Peki bu Almanların meşhur Nibelungen destanı, Atilla'dan bahsediliyor mu orada? Bu yok Atilla. Orada yok o, mu? Amcası Oktar var. Oktar'ın Burgundlarla mücadelesini anlatıyor. Nibelungen'de. Evet, Nibelungen destanında. Öyle kesin bir cevap soruyorlar. Ne olarak? Daha önce de sormuştuk ama Atilla Türk müydü değil miydi? Hunlar. Yani Hunlar Türk değilse
Türk diye bir topluluk yok o zaman. Hocam bunlar Türk müdür Türk, değil kesinlikle Türk. Yalnız şey enteresan. Ve Türk, ben affedersin, bir iki tane belgesel de Avrupa yabancı belgeseli de seyrettim. Bunlar hiç Türk olarak zikretmiyorlar. Mete'yi falan hiç bahsetmiyor. Bir göçebe topluluk diyor. Aynen öyle. Evet. Hatta iddialar var yani işte Sümerler gibi tarihin bir döneminde hükmetmiş. Sonra tamamen kaybolmuş gitmiş öncesi sonrası bilinmeyen bir topluluk olarak algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama birçok açıdan düşünüldüğü zaman kendileri açısından Hunları Türk kabul etmek, Türk'e bağlamak ve üzerine Osmanlı'yı, onların ahvatı, aynı soydan gelen bir topluluğu Batı için kolay kolay kabul edecek bir hadise değil. Çok fazla dini ve ideolojik unsur var. Hatta Batı'da da var, Türkiye'de de bunu ilk dillendiren rahmetli Durmuş Hocaoğlu olmuştu. Hatırlarsın belki. Avrupa Birliği'nin ekonomik değil de zihni temellerini ta Atilla dönemindeki ayrışmaya götürüyor. Yoksa 100 yıllık bir tarih, işte 370'lerde gelip 364'te son bulan devlet olarak bir tarih, bu kadar etki bırakacak bir tarih değil. Hep farklı şeyler var. Avrupa ilk defa sakaların kimliğini falan tartışılan kimlikleri bir kenara bırakırsan, ilk defa bu kadar kendi içlerine kadar İstanbul önlerine geliyor, Roma kapılarına dayanıyor. Ve bu kadar olmuyor. Asil mi? Yani o dönem için. Bu kadar geniş bir coğrafyayı hakimiyet altına alan, etki altına alan bir topluluğu öyle bir algı oluşturuyor ki dili, dini, anlayışı, yaşam tarzı her şey farklı bir topluluk. Daha Murat önce de istilalara uğramış ama bildikleri tanıdıkları topluluk. Yani gelen bütün o kavimler göçünde gelen kavimler Avrupa medeniyetine intibak ediyor. Yani zaten enteresan nokta milattan sonraki Türk göçleri başladığı zaman Avrupa'ya giden, Karadeniz'in kuzeyinden batıya giden bütün topluluklar kayboluyor. İstisnalar haricinde, ufak kalıntılar haricinde. Ama doğuya gelen, Anadolu'ya gelen bütün Türk toplulukları varlıklarını devam ettiriyor. Hocam arada bir soru. Sakalar Türk mü? Yani Sakalar bugüne kadar kimliği tartışılan mesele. Sakalar nerede yaşıyor abi? Ne zaman yaşıyor? Onu da söylüyorum. Türkistan bölgesinde yaşıyorlar. Milattan önce 750 yıllardan sonra Doğu Avrupa'ya geliyorlar. Doğu Avrupa'da hakimiyet kuruyorlar. Milattan önce mi sonra mı? Milattan önce. Önce. Kimmerleri yerlerinden ediyorlar. Kimmerleri yerlerinden ettikten sonra Doğu Avrupa'ya hakim oluyorlar. Üzerinde en çok tartışılan nokta onların Bozkurlu veya İran'ı Pers asıllı olup olmaması meselesi. Ama yaşadıkları coğrafya, dillerine, kültürel özelliklerine vesaire bakıldığı zaman Türk olabileceğini çok ciddi şekilde düşündürüyor. Ama bugün netleşen bir şey yok. Atlı göçebe kavim mi bunlar? Atlı göçebe kavim. Onlarda bozkır hayat şartları var. Onlarda da at, ok ve yay çok önemli unsur. Teşekkür ederim. Dilleri kalmış mı? Kelimeler kalmış dillerinden bazı metinlerde falan ve Türkçe'yi andıran çok ciddi şeyler var. Bu sakalar dedikleri İskitler değil mi aynı zamanda? Evet, aslında daha sonra İskitler olarak adlandırılıyor ama hem Herodot'ta hem Asur kaynaklarında, Pers kaynaklarında falan Saka olarak geçiyor veya Saka'yı andıran şey olarak. İskit daha onlar sonra da kayboluyor sonra. Onlar da kayboluyor daha sonra. İşte o sekeler meselesi de Atilla'nın Hunlarının devamı mı yoksa Sakalarının devamı mı diye tartışılıyor. Ama çok ciddi Türk kültür dairesi içerisinde Sakalar. Ama bugün hala tartışmalı nokta. Ve içerisinden biraz çıkılmaz bir mesele Sakalar meselesi. İskitler, Sakalar. Ama şunu düşündürüyor. Aynı göç yolunda, aynı coğrafyaya uzun bir süreç sonra da olsa Türk boyları geliyor. Hunlar arkasından gelen vesaireler. Peki Atilla'nın Hunları nereden geliyorlar? Asya Hunlarının devamı mı bunlar? Asya Hunlarının devamı, yani o kesin ve net artık Asya Hunlarının devamı. Türkistan bölgesinde devleti kaybettikten sonra boylar dağıldığı zaman Hunların bir kısmı bugünkü Kazakistan bozkurlarında uzunca bir süre işte
yaraları sarıyor, çoğalıyorlar ve oradan batıya göç ediyorlar. Hmm. Alanya denilen alanların ülkesini 350'li yıllarında fethediyorlar ve daha sonra bugünkü batı dediğimiz coğrafyanın kapısına geliyorlar. Ostrogotlar ve Vizigotlarla mücadele edip karşısında işte Doğu Roma, Batı Roma'yı buluyorlar. Ama aslında Atina'nın Hunları Avrupa'ya gitmeden önce Anadolu'ya geliyorlar değil mi? Senin memleketine, Kayseri'ye falan gidiyorlar. Şimdi şöyle, o enteresan bir nokta. 395'li yıllarda veya hemen 400'lü yılların başında daha merkez Don bölgesinde iki kısımda iki bölük Akıncı öncü birlikler gönderiyorlar. Biri Trakya'ya gidiyor, biri Anadolu'ya geliyor. Ankara'ya kadar ilerliyorlar, dönüyorlar. Don bölgesine, merkeze geldikten sonra batıyı yurt olarak seçiyorlar. Hmm. Batıya ilerliyorlar. Tabii Anadolu'nun konumu ve her şeyden önce Sasaniler gibi daha Roma'dan daha güçlü, dinamik bir güç var. Peki Anadolu'ya gelen ilk Türkler Atilan Hunları mı? Yani Avrupa Hunları mı? Atilla değil mi? İskitler meselesini saymazsanız bilinen kaynaklarda yakın zamana kadar Atilla'nın Hunları düşünülüyordu. Ama Ankara bölgesinde, Amasya bölgesinde, Karadeniz'de öyle şeyler var ki, öyle buluntular ortaya çıktı ki, damgalar, koçbaşlı heykeller, kaya resimleri, yazılar vesaire, bunlardan çok daha önce, milattan önceki yıllarda buraya çok ciddi bir Türk boyunun, grubunun vesaire nasıl adlandırırsanız gelmiş olabileceği çok ciddi bir ihtimal dahil düşünülüyor. Evet. Çünkü son yıllarda çok farklı şeyler yapıldı, çalışmalar yapıldı. Bu yüzden Hunlar öncesinde Anadolu'da düşünmek lazım. Türk izleri olarak düşünmek lazım. Belki büyük gruplar halinde gelip Anadolu'yu baştan aşağı vatan yapmıyorlar ama belirli bölgelere ciddi Türk grupları geliyor. Hatta öyle ki milattan önce Türkistan bölgesinde çok ciddi göç hareketleri var. Bu göçlerin sonucu gelmiş olabilirler. Daha enteresan bir nokta, milattan sonra Hunlar ve Sabirler Anadolu'ya gittikleri zaman bu tamgaların, izlerin çıktığı coğrafyayı takip ediyorlar. Hmm. Onlar da Ankara yöresine kadar geliyorlar ve geri dönüyorlar. Sanki tarihi bir irtibat varmış gibi düşündürüyor insanı.